Her şeye hoş geldiniz. Bu akşam Suriye'den, Nepal'den, seçim sandığından ve Türkiye'deki basın özgürlüğünden haberlerimiz var. Hemen ayrıntılara girelim. El Nusra Suriye'de Türkiye sınırına yakın Alevi kasabası işte bıraktı. Onlarca Alevi'yi katletti. Suriye'deki son durumu Fehim Taştekin'le konuşacağız. Nepal'deki depremde en az 5000'e yakın kişinin yaşamını yitirdiği kesinleşti. Ülkedeki tüm koşullar kurtarma faaliyetlerini zorlaştırıyor. Olayın ardından hemen bölgeye hareket eden AFAD ekibinden Doğan Eşkinat döndü ve Nepal'den izlenimlerini paylaşacak her şeyde. Oy ve ötesi son birkaç seçimde giderek büyüyen organizasyonuyla sandık güvenliği konusunda önemli bir görev üstleniyor. Bu seçimde hedefleri daha da büyük. Sercan Çelebi ve Esra Yalçınak her şeyde anlatacaklar. Freedom House, Türkiye'de basın özgürlüğü ile ilgili son raporunda işte parlak olmayan bir tablo çizdi. Raporda engellenen basın mensupları arasında kadın gazetecilerin durumuna özellikle dikkat çekiliyor. BBC Türkçe'den Selin Girit'le konuşacağız. Her şey başlıyor. Yine Suriye, yine bir katliam. Yer bu kez Hatay sınırındaki Alevi köyü İştabrak. El Nusra'nın komuta ettiği Fetih ordusunun hedef aldığı köyde aralarında kadın ve çocukların da olduğu 70'e yakın sivil öldürüldü. Katliamın ardından Şam, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na bir mektup göndererek Ankara'yı İslamcı gruplara destek vermekle suçladı. Sınırımızda neler oluyor? Hürriyet Gazetesi'nden Fehim Taştekin'le konuşacağız. Fehim hoş geldin. Teşekkür ederim. 70'e yakın kişi dedik ama rakamda değişiyor farklı kaynaklara göre. Sendeki sayı ne? 68 öldü, 90'ın üzerinde kayıp var. Nasıl olduğuna dair detay var mı? Şimdi yani işte Bırak'tan önce İdlib vardı. İdlib işte bu Fetih Ordusu denen aslında Nusra, Kaide'nin Suriye kolu Nusra ve Ahrul Şam, onun kurucuları da Kaide üyeleriydi. Bu iki örgütün başını çektiği grup İdlib'i ele geçirdi. Ondan sonra bu hareketin büyüyeceği beklentisi vardı zaten ve en kolay halkalardan bir tanesi Cisr-i Şuur'du. Arkasından da İştebrak geldi. Cisr-i Şuur 2011 Haziran'ında 120 polisin ve askerin feci halde katledilip Asi Nehri'ne cesetlerin atıldığı bir yer olarak anılarımızda. Cisr-i Şuur bir kent, Hatay sınırına da, Hatay'a da çok, çok yakın. Yakın. Taş atımlık mesafe desek abartı olmaz. Bu köyde onun hemen güneyinde yer alıyor. Laskiye bölgesine doğru böylesi bir Alevilerin ağırlıklı olarak yaşadığı bir bölge ve bu bölgede bu köyde de başı çeken Ensar Muhacirun grubu, Çeçenlerin, Kafkasya kökenli grupların liderlik ettiği bir grup. Onlar da Nusra'yla birlikte hareket ediyorlar. Şimdi bu tabii ki Suriye içerisindeki gelişmelerle bağlantılı ama önemli ölçüde de son dönemlerde bölgesel bir takım gelişmelerle doğrudan ilintili. Birazcık da Türkiye ile çok yakından ilgili bir olay. Suriye ordusu son zamanlarda önemli ölçüde belli yerlerde mevzi kazanmıştı. Fakat birdenbire bu Mart'tan sonra Nisan başından itibaren özellikle sahada Nusra'nın önderliğindeki bu silahlı gruplar ciddi bir takım ilerlemeler kaydetmeye başladılar. Bu bunun dış cephesinde İran var, Yemen var ve İran'la Amerika arasındaki diyalog tetikleyici bir unsur. Ne alakası var diyeceksin. Şimdi Suudi Arabistan İran'la Amerika'nın nükleer müzakerelerine fazlasıyla tepkiliydi, rahatsızdı. Ayrıca Yemen'de de işte hani İran etkisi, ki o çok abartılan bir şey, İran etkisine karşı orada da bir askeri operasyon başlattı. Bu operasyonu başlatmadan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Kral Selman arasında yeni bir görüşme kral, oldu. Evet, görüştüler. Görüşme ve o görüşmede İran'a karşı bir ittifak kurulacağına dair mutabakat
sağlandığı söylendi. Daha da önemlisi Suriye muhalefetine ciddi yardımların yapılacağı ve iki ülkenin de bu konuda mutabık kaldığı söylendi. Şimdi bu yansıtılan. Peki bunun sahaya yansıması nasıl oldu? Bu çok da enteresan. Ben bunu yazdım fakat ben KESEB bağlantılı bir saldırı bekliyordum açıkçası. Türkiye sınırlarından bu ziyaretten sonra Nisan'ın başında, Mart'ın sonunda da söylenebilir. Türkiye Hatay sınırından ki yasa dışı bir geçit var. Oradan tırlarla bir takım sevkiyat başladı. Çok sayıda milisin geçtiği, silah yani militanın geçtiği. İnsan sevkiyatı. İnsan ve tırlarla silah sevkiyatı. Bu sevkiyat 24 Nisan geliyor. Acaba geçen sene olduğu gibi KESEB'e, Ermenilerin yaşadığı KESEB'e karşı yeni bir hareket mi başlıyor? Şüphesi doğdu. Çünkü o zaman da Türkiye sınırlarından girmişlerdi bu gruplar. Yeniden tekrar eden bir şey mi olacak acaba derken kısa süre sonra bu hareket İdlib'de Amerikan yapımı TOW füzelerinin kullanıldığı bir hareket başlattı ve yüzlerce, yaklaşık mesela bir kaynak diyor ki 200 TOW füzesi kullanıldı. Şimdi şu sevkiyata bir küçük geri dönelim. Bu kimin yaptığı bir sevkiyat? Yani Türkiye'nin yaptığı mı, göz yumduğu mu, teşvik ettiği mi, yaptığı mı? Şimdi Antakya Operasyon Odası diye bahsedilen bir yapılanma var ama bu işin şemsiyesi aslında Fetih Ordusu denen bu yapı. Şöyle bir iddia var. Nusra biliyorsun terör örgütü olarak önce Amerika tarafından kara listeye alındı. Sonra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yine terör örgütü olarak listelendi. Çünkü KYD'ye biat etti. KYD'ye bağlandı resmi olarak 2013'te. Ondan sonra Türkiye'de terör örgütü listesini aldı. Bundan sonra Nusra kara listede ama Nusra'nın müttefiklerine yardımlar devam etti. Şimdi Suudi Arabistan özellikle Müslüman kardeşlere karşı şeyi var, rezervi var. Türkiye ise Müslüman kardeşlerin desteklenmesinin yanı. Aralarında böyle bir sorun vardı. İddia şu, Amerika'ya karşı kızgınlık, Yemen'deki durum ve İran'a karşı bir sert yanıt vermek için Yemen operasyonu özellikle Türkiye'den destek alıyor. Buna karşılık da Türkiye, Nusra'ya olan rezervin kaldırılmasını istiyor ve sonrası bu operasyon başladığında yine iddia şu, bu yardımlar önceden Nusra'ya verilmiyordu. Daha sonra bu mutabakattan sonra Nusra'ya da verilmeye başlandı. Peki Amerika nerede diyeceksin? Hı. Yani Amerika El-Kaide desteklenirken bu şekilde Amerika nerede? Üstelik de yani bütün müttefikleri var işin içinde anlattığın kadarıyla. Evet. Şimdi Amerika bu işe göz yumuyor ama Amerika'nın bir kanadında ciddi bir rahatsızlık olduğunu sanıyorum. Çünkü Aid Donut programından sorumlu olan general istifasını sundu birinci günde. Bunun onunla bir bağlantısı olması lazım. Yani Nusra cephesi açık bir şekilde desteklenirken belli ki Amerikalı general kendi planladığı ve sorumlu olduğu 500 milyon dolarlık bir proje yürütmekten sorumlu olan general istifasını sundu. Şimdi John McCain bunu sorguluyor. Nasıl olur bir general her şeyden sorumlu olduğu bir projenin ilk gününde istifasını sunar? Üstelik o buraya kadar da geldi değil mi? Geçtiğimiz yıllarda. Geldi. Sadece o gelmedi. Hı-hı. Suudi Arabistan İçişleri Bakanı geldi. Ve bu trafik birbiriyle son derece ilgili bir trafik. Yani biri ötekinden bağımsız olacak şeyler değil. Bir generalin istifası sıradan bir olay değildir. Peki, ve istifası Mayıs ya da Haziran'da yürürlüğe. Generalin tepki gösterdiği şeye, gösterdiğini varsaydığımız şeye, Amerikan yönetimi niye göz yumuyor? Şimdi Amerikan yönetimi birincisi, evet Suudi Arabistan çok rahatsız bu işten, Katar rahatsız. Katar'ın rahatsızlığı çok önemli değil. Çünkü Katar'ın bütün savunması Amerika'nın deruhte ettiği bir olaydır. Orada üsleri var, iki tane üs var. Çok Orta Doğu'daki en büyük üsler. Orada merkez komutanlık bir kere orada. O yüzden Katar'ın çok ses çıkarmasının önemi yok. Suudi Arabistan Amerika'ya öfkeli. Amerika'da bu konuda daha fazla ortağıdır. Önemli ortağıdır. Petrol konusunda hala bir ciddi bir şey var. Petrol arzının güvenliğini sağlayan ülkedir. Bu önemlidir. Yani
Dikkat edin, uluslararası piyasalarda herhangi bir dalgalanma olduğunda Suudi Arabistan hemen bir emniyet sübubu olarak devreye girer. Ben petrol arzını arz edeceğim, petrol piyasalarındaki istikrarı sağlayacağım der. Böylesi bir müttefiki elbette çok fazla küstürmek istemiyor. Ama bir taraftan da madem bu kadar arzuluyorsunuz, tamam Suriye de benim düşmanım, İsrail'in de düşmanı. Pekala, siz bu kadar istiyorsanız bu oyunu oynayın. Batacağını biliyor. Ve yarın hepsinin Amerika'ya gel bu işi temizle demek zorunda kalacağını da biliyor. Türkiye ile Amerikan yönetimi arasında bu Suriye meselesini özellikle bu son dönem Cisre-i Şuur olsun, İdlib olsun bu konuda yaşanan anormalliklerin Amerikan yönetimi tarafından Türkiye'nin önüne ciddi bir dosya olarak getirileceğine iddiaya girebiliriz. Bu gelecektir. Çok. Hiç ıskalamayacaklar. Yani bunun Amerika'nın göz yumması bir destek olarak yorumlayanlar var. Yani ben baktım Amerikan gazetelerinde bu operasyonlara Amerikan yönetiminin sessiz kaldığı ve işte hani rıza gösterdiği falan söyleniyor. Ben aynı kanaatli değilim. Bir kenara mı yazıyor bunları? Yazıyor. Yazıyor. Çünkü hesaplar çok ciddi. Yani Amerikan yönetimi şunu yapamaz. Yani burada elbette dengeleri değiştirecek, savaş yerinden kurgulayacak bir takım operasyonlar yapıyor. Ama kendi terör örgütü listesine aldığı bir örgüte doğrudan yardım yapamaz. Bu CIA'nin gizli operasyonlarını dikkate aldığınız zaman Amerika'nın çok temiz oynadığı anlamına gelmiyor. Ama mevcut koşullarda bu kaosun ve bu karmaşanın Amerika'nın da çok üstesinden gelemeyeceği bir kaos olması itibariyle Amerikan yönetimi direndiği takdirde işte Türkiye mesela inanılmaz tepkiler veriyor. Suudi Arabistan açık değil ama görüyoruz tepkiler verdiğini görüyoruz. Dışişleri Bakanı ikide bir Riyad'a gidiyor, gönül almaya çalışıyor, ikna etmeye çalışıyor. İran'la ilgili, Suriye ile ilgili telkinler de bulunuyor, garantiler vermeye çalışıyor ama biz bu şu anda bize yansıtılanın çok daha gerisinde diplomatik yazışmalarda mesela WikiLeaks belgeleri ortaya saçıldığında Suriye konusunun ve İran konusunun Amerika ile Suudi Arabistan yetkililer arasında nasıl münazere edildiğini çok rahat gördük. Yani oradaki ifadeler, oradaki talepler hiç normal talepler değil. Burada bir şey daha hatırlatmak lazım. Bu işin Nusra cephesinin öne çıkmasındaki 3 tane cephe var. Bir kuzey cephesi bu şekilde ısındı. İdlib düştü. Güney cephesi de açıldı. Ürdün üzerinden açıldı. Ve Şam üzerinde baskı artmaya başladı. Bir de orta bölümde özellikle Kuneitra bölgesi, yani biraz daha güney sayılır, orta dememek lazım. Kuneitra yani Golan Tepelerinin oradan Nusra'nın çok güçlü bir şekilde çıkış yaptığını gördük. Burada buradaki bağlantı Birleşmiş Milletler raporlarında yansıyan İsrail bağlantısıdır. İsrail Nusra'yı açık bir şekilde destekliyor. Bu bir iddia değil. Bu Birleşmiş Milletler'in orada barış gücü misyonu var ve bunlar periyodik olarak BM Güvenlik Konseyi'ne rapor sunuyorlar. O raporların hepsini inceledim. O raporların birçoğunda çok ilginç şeyler var, bilgiler var. Bunlar Güvenlik Konseyi'nin raporları. Yani bir gazete haberleri değil. Nusra ile İsrail'in nasıl alışveriş içerisinde olduğunu anlatıyor. Yani böyle gözlerimizi açıp neler oluyor diyebileceğimiz yani bilgiler var. Yani Şam, Esad, yani Suudi Arabistan, İsrail, Türkiye tarafından kuşatılmış durumda bu. Evet. Şimdi şöyle bir beklenti vardı. Daha doğrusu bir planlama. Yani işte ben Şam'da görüştüm. Telefonla tabii. Şam'da Şam'a gitmedim. Görüştüm. İnsanların aktardığı şöyle bir şey vardı. Bu yaz Türkiye sınırlarına kadar Suriye ordusu çıkacak. Planlama buydu. Ki Halep'i kuşatmaya başlamışlardı. Yani öyle bir hamlesi vardı çünkü. Evet. Geliyordu. Yukarı doğru Suriye geliyordu. Evet. Ve yani bazı yerleri geri alıyordu. IŞİD'den. Şimdi hatırlarsan 3 kilometre kaldı bir şey kuşatma vardı. O kuşatmada muhalifler çember altına alınıyordu. O çember tamamlandığı zaman çok ciddi bir kırılma yaşanacak falan diye bir öyle bir şey vardı. Ve Türkiye buna hızlı bir şekilde tepki verdi. Katar'ın, Suudi Arabistan'ın ve Türkiye'nin silah sevkiyatında yeniden başlaması, işte bu Halep muhalifler açısından yeniden
kaybediliyor mu endişesinin yaşanmasından sonrası başladı. Yani bu tam da şeye denk geliyor mu? Kerry'nin Esad'la masaya oturmak zorunda kalabiliriz sözlerinin söylendiği dönemde. Evet, evet. Çünkü yani bir taraftan da Rusya, tabii Rusya faktörü her zaman var. Yani Rusya da bu işin barışçıl çözümü konusunda bir inisiyatif kullanmaya başladı. Moskova'da iki toplantı organize etti, muhalifleri oraya çağırdı. Türkiye'dekiler gitmek istemediler ama bireysel olarak gidenler oldu. Farklı muhalif gruplar. Şimdi bize bir algı yaratılıyor. Yani Suriye Ulusal Konseyi var, muhalefeti bu temsil ediyor. Bu şey değil. Bu bir tamamen bir imaj operasyonu. Sahadakiler bambaşka ve dışarıda da yani diasporik muhalefet diyebileceğimiz başka bir sürü muhalif gruplar var. Rusya bunlar üzerinden daha geniş bir çerçevede bir inisiyatif geliştirmek istiyor. Tabii bunu yaparken bunun İran'dan bağımsız olduğunu düşünemeyiz. Yani İran'la da paslaşma var. Çünkü yani Esad rejiminin ana finansörü ve destekçisi bir tarafta Rusya, bir tarafta İran. İran'la birlikte olan bir süreç ve İran desteğini ifade etti. Ayrıca Cenevre'yi tekrar toparlama gibi bir beklenti var. Bunlar eğer masa kurulacaksa, hesap masa kurulacaksa bu masada muhaliflerin daha güçlü olması lazım. Esad'ın kazandığı bir dönemde bu masanın kurulmasını istemediler. O yüzden Amerikan yönetimi eğer rıza gösterdiyse, yani bu anormalliklere rıza gösterdiyse bir nedeni de budur. Peki şimdi bu tür işte bıraktıkine benzer olaylar daha çok yaşanacak mı sence? Yaşanacak. Yani kime hedef alacak? Gene Alevilere hedef alacak. Şimdi kaldıysa Hristiyanlara hedef alacak. Kuşkusuz. Yani bir video gösterdiniz. O videoda çarpıcı bir diyalog vardı. Evet, belki tekrar gösterebiliriz eğer hazırdayız. Neredesin diye soruyor. İşte Alevi misin, Sünni misin diye soruyor. Arkasından daha cümlesini tamamlamadan Aleviyim deyince arkasından da şey diyor. Sizi teker Alevileri teker teker öldüreceğiz diye böyle ardı ardına tekrarladığı bir cümle var. Bu beklenti var epey zamandır. Ama şöyle düşünmeyelim. Yani işte Lazkiye bölgesi tamamen Alevlerden oluşuyor. İşte öyle değil. Lazkiye, Tartus, Buhat, Banyas yani Akdeniz hattında ki kuşak rejim destekçisi ama nüfus itibariyle belki çoğunluğu Sünni diyebileceğimiz bir yapıdan söz ediyor. Çünkü diğer bölgelerden kaçanlar yani Hama Humus vaktiyle kaçan birçok Sünni de Lazkiye bölgesine sığındı. Bunlar rejimle sorunu olmayan kesimler vesaire. Haliyle burada yani rejim yanlısı da Sünniler vesaire katledilebilir. Yani o bölge çünkü rejimin en güçlü olduğu bölge olarak kabul ediliyor. Sadece Aleviler değil, Hristiyanlar ve diğerleri de burada muhtemel katliamlarla tabii karşılaşabilirler. Ama Suriye ordusu da şey yapıyor, karşı operasyonlara başladı. Bir güç dengesi oluşuyor haliyle. Bilmiyoruz tabii yani ne olacağını bilmiyoruz ama şu algının sorgulanması lazım. Türkiye'de bu çok yapıldı. Yani mesela Fethi ordusu işte muhaliflerin şemsiye örgütüdür ve işte bunlar işte İdlib'i ele geçirirler ki Fatih Camii'nde lokum dağıtıldı, zafer kutlaması yapıldı. Şimdi burada bir kaide olgusu var. Kaideden hiç de farklı olmayan müttefikler var. Yani mesela bu Alevi'yi katleden kişi belki Nusra'dan değil. Belki Muhacirun ve Ensar en Muhacirun grubundan birisi. Onu bilmiyorum. Ama bu algı yanlış. Yani burada muhalifler bir yeri ele geçirdi falan gibi sunulan ve hükümetin de çok enteresan bir şey. Ben bunu yazdım. Ankara'da güvenlik bilimleri toplanıyorlar ve İdlib'in düşmesine olumlu yaklaşıldığını not ediyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Bu son olaydan sonra bir açıklama geldi mi Ankara'dan? Yani bir kınama, taziye, sağlığı, reaksiyon, suçlamalar var çünkü Türkiye'ye dönük. Ben görmedim, bilmiyorum. Yani o kadar sıkı, yani Ankara tarafını sıkı takip edemedim. Ama İdlib'in düşmesine verilen tepki. Çünkü Antakya'da bugün ciddi gösteriler vardı. Evet. Ve işte hükümeti suçlayan şeyler. Yani işte iktidar cihatçılara destek veriyor bu engellensin diye sokaklara döküldü bugün. Şimdi
Çok tuhaf bir algılama var tabii son zamanlarda. Muhalifler içerisinde de hatırlarsanız biz şunu söylüyorduk. Yani Suriye'de bir takım çok tehlikeli gruplar var ve bunlar silah kullanıyorlar. İşin başında söylüyorduk. O zaman da gerek Türkiye'de hükümet çevreleri gerekse muhalefet bu grupların liderlerinin Sednaya hapishanesinden Esad tarafından çıkarıldığını ve devrimi işte yolundan çıkarmak için bu örgütlerin kurulduğunu, kurdurulduğunu söylüyorlardı. Biz de o zaman tam tersi yani bu gruplar evet tehlikeli gruplar ama binlerce kişi bırakıldı. Birleşmiş Milletler'le barış planı çerçevesinde o zaman hem Arap Birliği bir plan sundu. Arkasından başarısız olunca Birleşmiş Milletler devreye girdi. Arap Birliği Birleşmiş Milletler özel temsilcisi olarak Annan mesela bir plan sundu vesaire. Bu çerçevede yüzlerce binlerce insan bırakıldı. Şimdi aynı çevreler Nusra'nın ve bu grupların yani dün bunları Esad kurdurttu diyorlardı. Bunların devrimin asıl unsurları olduğunu söylemeye başladılar ve mesela İdlib'e Nusra girdiği dediğimiz zaman yok hayır kayda karıştırıyorsunuz, abartıyorsunuz. Orası Fethi Ordusu. Bu bir makyaj. Yani Fethi Ordusu niye kuruldu? Bu etiket neden kuruldu? Nusra'yı orada görünmez kılabilmek için ve Nusra'nın liderliğini bir şekilde perdeleyebilmek aslında için. Aslında bunlar büyük bir yapının bileşenleri diyorsun yani. Adlarının ama birbirinden çok da farklı değil yani. Evet. Baktığım zaman birisi kaide, birisi bir kıl kaideden daha az kaide ki içinde kaideciler de var. Bir selefi, cihatçı selefi öteki. Evet. Yani şimdi Ensar el Muhacirine kimse kaideci demiyor ama Nusra'dan farklı bir icraatı da yok. Yani. Evet. Fehim Taştekin çok teşekkürler. Teşekkür çok sağ ederim. Ol. Her şey devam ediyor. Basın özgürlüğü en çok gerilen 3. ülke. Aylandı falan sormamışız. Öyle bir durum söz konusu. İktidar olarak bundan rahatsız mısınız? Şimdi arkadaşlar bu gerçeği yansıtmıyor. Çok samimi olalım. Freedom House'un 2014 raporunda Türkiye geçen yıl olduğu gibi basının özgür olmadığı ülkeler kategorisinde yer aldı. Ayrıca son 5 yıl içinde Tayland ve Ekvador'un ardından basın özgürlüğünde en hızlı gerileyen 3. ülke olarak gösterildi. Raporda bir de kadınlara ayrılmış özel bir bölüm var. Kadın gazetecilerin Türkiye'de karalama kampanyalarına, küfre, tehdide ve cinsiyet eksenli saldırılara maruz kaldığı belirtiliyor. Konuğumuz yakın geçmişte o saldırılardan payını alan bir isim BBC Türkçe muhabiri Selin Girit stüdyomuzda. Selin hoş geldin. Hoş bulduk. Rapora bakmışsındır diye tahmin baktım ediyorum. Baktım tabii. Aslında birbirine çok benzeyen bir dizi raporlar hep yayınlanıyor. Farklı evet. Basın örgütleri tarafından, evet. Global örgütler tarafından ve Türkiye hep aşağılara doğru yavaş yavaş iniyor. Son zamanlarda evet sürekli bir aşağı doğru kayma görüyoruz. Aslında tutuklu gazeteciler listesinde tam tersi bir durum söz konusu olmuştu. Çünkü çok fazla 40 kadar gazeteci salıverilmişti ve dolayısıyla orada bir listede zirvedeyken en fazla tutuklu gazeteci Türkiye'de bulunurken 2012 ve 2013'te orada bir gerileme söz konusu oldu. Hı hı. Ama diğer taraftan baktığımızda basın ne kadar özgür sorusuna verilen yanıtlarda evet giderek bir geriye gidiş söz konusu. Şimdi Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilirken işte mahkeme kararı olmadan web sitelerini bloke etmek için sürekli telekomünikasyon otoritesinin yetkilerinin genişletilmeye çalışmasına dikkat çekiliyor. MİT'e izleme ve ülkedeki herhangi bir kurum tarafından tutulan bilgilere erişim konusunda büyük bir imkan sağladığı belirtiliyor. Sonra da deniyor ki kadın gazeteciler karalama kampanyasından küfre, tehditten cinsel saldırılara, kişisel bilgilerin dolaşıma sokulmasına kadar hırçın ve cinsiyet eksenli saldırılara maruz kaldılar. Bu şey gibi yani savaş koşulları gibi hani kadınlar daha fazla taciz edilmeye ve saldırıya açık cinsiyetlerinden ötürü gibi bir durum çıkıyor ortaya. Senin de başına geldi o aslında. Mesela bu listede Amber'in zamandan söz ediliyor. New York Times muhabiri Ceylan Yayınsu'dan örnek veriliyor. Ama ondan bir miktar, bir süre önce de senin başına benzer şeyler geldi. Yani bir sene önceki raporda da belki senden bahsetmek gerekiyordu. Ne düşünüyorsun bununla ilgili?
Şimdi aslında bu sadece Türkiye'ye özgü bir mevzu değil. Zaten Firdi Masum bu paragrafında da sadece Türkiye'de kadına yönelik, kadın gazetecilere yönelik saldırılar artmıştır denmiyor. İki ay önce örneğin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı AGİT'in yayınladığı bir rapor var. Orada da sosyal medyanın giderek bizim işimizin, gazeteciliğin bir parçası haline gelmesinden ötürü, Twitter'ın artık mesleğin bir parçası haline gelmesinden ötürü ve okuyucunun, izleyicinin sana erişiminin çok daha kolay olmasından ve internette bir şekilde daha da fütursuzca davranabilme özgürlüğünü kendilerinde gördüklerinden ötürü kadın gazetecilere yönelik eleştirilerin arttığı ama kadın gazetecilerin 3 kat daha fazla erkek gazetecilere kıyasla hakaret ve saldırıya maruz kaldığı söyleniyor. Şimdi Türkiye'ye dönersek özellikle Gezi olaylarından bu yana son 2 yıldır kadın gazetecilere yönelik hakaretin, cinsel içerikli saldırıların, küfürün, şiddet içerikli mesajların çok daha fazla arttığını tabii ki görüyoruz. Ben de evet talihsiz bir şekilde bundan mağdur olmuş kişilerden biriyim. Her defasında böyle bir şey olduğunda işte X kişi yalnız değildir diye Twitter'da mesajlar dönmeye başlıyor. Bu bir yandan güzel. İnsanlar evet seninle dayanışma içerisinde oluyorlar bir saldırıya maruz kalmanın ardından. Ama öbür taraftan biraz hani bu yalnız değildirler de bitsinler. Yalnız da değiliz çünkü işte Amber'in Zaman da var, Ceyda Karan da var, Ceylan Yeğensu da var. Ben yani yalnız değiliz, bunların devamı geliyor. Daha fazla kadın gazeteciye yönelik saldırıların olduğunu sürekli görüyoruz. Bunu da aslında görmek de istemiyoruz yani, neden isteyelim? Bir de bunlar bireysel saldırılar da değil, organize saldırılar ve yani örgütlenerek insanların, gazetecilerin üzerine geliyorlar. Kampanyaya dönüştürülüyor, bilinç kampanyasına dönüştürülüyor. Yani belli merkezlerden yönetilen saldırılar üstelik bunlar, öyle değil mi? Yani Amber'in Zaman zaten bu raporda da alıntılandığı şekilde bir toplu linçe benzetmiş bunu. Aslında ne kadar organize olduğunu bilemeyiz. İnsanlar birbirlerinin yazdığı mesajlardan etkileniyor da olabilirler. Belli bir takım yerlerden yönlendiriliyor da olabilirler. Bunu kestirmek ve şu şöyledir diye çok net bir şekilde konuşmanın biraz zor olacağını düşünüyorum. Ama tabii ki kamuoyu önünde olan insanların, medyada konuşma şansına sahip olan insanların özellikle dikkatli olması, bu tür kampanyalara öncülük etmemesi tabii ki gerekiyor diye düşünüyorum. Siyasetçilerin mesela. Siyasetçilerin de tabii ki mesela, ama medyanın ele alış şekli de tabii sorunlu. Yani kadınları ele alış şekli zaten sorunlu. Toplumda da zaten böyle bir sorun var. Olay kadın gazetecilere gelince iş biraz daha hani gazeteci olarak ne yazdığından, ne çizdiğinden öte saçının rengi, eteğinin boyu ve işte tecavüz tehditleri, ölüm tehditlerine varan şekilde sana saldırılara döndüğünde pek şık olmuyor tabii. Yani daha da yıkıcı oluyor tabii. Zaten bu psikolojik olarak insanı yerle bir eden bir şey. Binlerce insanın sana dönük mesajlarının sürekli cep telefonuna yığılması yıpratıcı bir şey. Bir de bunun gerçekten cinsel bir boyut içeriyor olması daha da tedirgin edici elbette. Şimdi tabii kurumunun, çalıştığın kurumun bununla ilgili nasıl tavır takındığı ve onun kim olduğu da çok belirleyici. Sen BBC'de çalışıyor olmanın bir avantajını yaşadın elbette, değil mi? Bu, yani senin için de açıklamalar yapıldı ve bu yüzden de başına ayrıca kurumun içinde bir şey gelmedi. Tabii yani benim özelimde bakarsak, benim yerimde ulusal medyada çalışan başka bir kadın gazeteci arkadaşımız olsaydı benim kadar şanslı olmayabilirdi. Çünkü benim kurumum sonuna kadar benim arkamda durdu. Benim yaptığımın gazetecilik olduğu konusunda sonuna kadar arkamda durdu. Ve yanlış yönlendirmelerle yanlış bir takım sonuçlara varıldığını ve aleyhimde yürütülen kampanyanın haksız olduğunu söyledi sonuna kadar. Bu açıdan evet, şanslıyım BBC'de çalıştığım için. Başka bir yerde çalışsam belki de bu kadar arkamda durulamayabilirdi. Durulmayabilirdi demiyorum, durulamayabilirdi. Nitekim örneklerini de görüyoruz. Peki şimdi böyle bir nefret saldırısıyla karşı karşıya kaldığın zaman ne yapmak gerekiyor? Yani buna ilişkin de BBC'nin her konuda yüzlerce guideline'ı şeyi vardır. Hani
çizilmiş senaryoları ve önerileri vardır. BBC'nin bununla ilgili bir şey var mı? Önerileri var Tabii mı? Bununla ilgili eğitimler de yapılıyor BBC içerisinde. Hatta o eğitimlere benim kişisel olarak yaşadığım tecrübelerimden de bir parça gönderildi. Bir katkıda bulunmuş oldum bu talihsiz olaylar neticesinde. Ne öneriyorsun? Başka talihsiz olayları yaşayan arkadaşlarımıza yardımcı olmak üzere. Önerilen bir takım şeyler var. Bir kere hani biz muhabiriz. BBC muhabiri olmak kesinlikle hani hiçbir konuda taraf olmamayı gerektiriyor. Dolayısıyla size yapılan her tür saldırıyı bir şekilde sineye de çekiyorsunuz gazeteci olarak ister istemez. Çünkü kamuoyundasınız, çünkü BBC muhabirisiniz. Aynı şekilde bir karşılık vermeniz asla söz konusu olamaz. Zaten yapmazsınız ama ayrıca yapamazsınız da. Onun haricinde tabii ki bir takım guideline'lar var. İşte böyle bir şey olduğunda hemen editör bilgilendirilir, yukarıya şey yapılır, yönlendirilir vesaire şeklinde. Zaten onları ben de yapmıştım. Kendini güvenceye almanın yolları da herhalde tavsiye ediliyordur diye düşünüyorum. Yani riske girmeyecek, fiziksel saldırıya dönüşmesini engelleyecek. Tabii tabii. Yani hani böyle bir olay yaşadıktan sonra hani sonuçta sosyal medyada tehdit alıyor olmak başka bir şey. Sokakta bir tehdit hissediyor olmak çok başka bir şey. Evet, sosyal medyada aldığınız tehditler çok sinir bozucu olabiliyor. Ama öbür taraftan benim mesela kişisel olarak baktığımda ilk kaygım ve ilk tepkim, Londra'da çalışıyordum ben. 11 yıl kadar oradaydım. Buraya gelip gidiyordum. Son bir süredir buradayım şimdi, İstanbul merkezliyim. Ama ilk tepkim hani ben gidip Türkiye'den haber yapamayacak mıyım? Ben sokağa çıkıp çalışamayacak mıyım? Hani benim çalışma alanım mı sınırlanacak? Çalışma özgürlüğüm mü elimden alınacak başıma böyle bir şey geldiği için? Hani benim bunda bir günahım yok. Nasıl o zaman hani benim işim bundan etkilenebilir, etkilenmemesi gerekir şeklindeydi kişisel olarak tepkim. Ama tabii ki benim çalıştığım kurum senin kişisel güvenliğin her şeyden önemli. Yeyi ön planda tutan bir kurum. Ama ilk geldiğimde evet sokağa çıktığımda 6 ay sonra geldim bu olaylardan sonra. Sokağa çıktığımda bir tedirginlik yaşadım ama sokakta da hiçbir şey başıma gelmedi. Ama sokakta seni görürsem burnunu da kırarım gibi şeyler de gelmiyor değil. Oluyor böyle şeyler ama dediğim gibi yalnız değilim yani. Evet, yalnız değilsin. Senin yanında başta dediğin gibi başka bu şekilde taciz edilen kadın çok gazeteciler var, de var. Evet yani. Üstelik de bu böyle günlük hayatın bir parçası haline bile gelebiliyor yani ve o maalesef bir ilk taşın atılmasına bakıyor birazcık da. Çünkü yani bu işler organize mi değil mi konuşurken yani belki fiilen bunu örgütleyen birileri yoksa bile birilerinin bir taşı atması başkalarının da onun peşine takılmasına yetiyor. O işte taşı atanın kim olduğu, niyetinin ne olduğu gibi şeyler de tetikliyor. Bir de tabii şey var yani hani trollük diye bir müessese var ve Türkiye'de belki her yerde olduğundan daha fazla çalışıyor. Siyasi troller var yani bunları da hani gözle görüyorsun ve ayırt edebiliyorsun. Çünkü tekrarlanan mesajlar, aynı işte kavramlarla yapılan saldırılar falan ama bu tabii insanı teselli etmeye yetmiyor. Yani bunun arkasında bir şey olduğunu bilmen seni rahatlatmıyor. Yok yani evet hani rahatlatan bir şey olmuyor. Yine de o mesajları okuyunca insanın sinirleri tabii ki bozuluyor. Ama hani dediğim gibi bunu sadece Türkiye'ye has diye bir şey olarak görmemek lazım. Mesela İngiltere'de edebiyatçı Jane Austen'ın resmini 10 poundluk, 10 sterlinlik banknotlara basılması için bir kampanya yürüten gazeteci bir kadın vardı. Ve o da çok ağır saldırılara maruz kalmıştı. Başka bir sosyolog bir kadın bir televizyon programına katıldığında yine İngiltere'de Question Time programına katıldığında kadının ne dediğinden kimse bahsetmedi ama işte sen şöyle cadısın böyle çirkinsin falan şeklinde mesajlar söz konusu oldu. Yani bu sadece Türkiye'ye has dersek haksızlık etmiş oluruz ama tabii ki Türkiye'de de yaşanan çok ciddi bir problem olduğunu es geçemeyiz. Selin Girit çok teşekkür ederim. Herif anlattığın için teşekkür çok teşekkürler. Her şey devam edecek.
Oy ve ötesi seçimlerin güvenliği için gözlemcilik yapan sivil bir oluşum. İlk olarak 30 bin gönüllüyle 30 Mart yerel seçimlerinde görev yaptılar. Ardından dernekleştiler. Şu anda 7 Haziran için harıl harıl çalışıyorlar. Hedefleri gayet büyüdü. Şimdi ne durumdalar? Oy ve ötesi derneğinin başkanı Sercan Çelebi ve Esra Yalçınalp ile konuşacağız. Her ikisi de stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. Merhaba. Şimdi 3. seçiminiz mi olacak bu sizin? 3,5 diyelim. Bir de arada Yalova'yı yaptık çünkü. Ha doğru, tekrar edilen seçimlere de nezaret etmiştiniz. Hedef ne bu defa? Hedef 45 il. Hedef seçmenlerin %62'si. Bu ilk iki seçimde, 2,5 seçimde biriktirdiğimiz bilgi ve tecrübeyi 45 ile 162 ilçeye ve seçmenlerin %62'sine yaymak. Toplamda 20-25 milyon civarı oydan bahsediyoruz. Bir İstanbul'la başlamıştınız değil mi ilk seçimde? Evet. İlk önce 30 Mart seçimlerinde oy ve ötesi. Yerel seçimlerde. Evet. Yerel seçimlerde oy ve ötesi derneği yaklaşık 30 bin, 25 bin gönüllüsüyle sahadaydı. Hı hı. İstanbul'un tüm ilçelerine ulaşmayı çalıştık. Fakat sonrasında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 6 ile yayıldık. Hı hı. Ankara, İzmir, Antalya, Adana ve Bursa. Ve Bursa. Hı hı. Ve şimdi de Sercan'ın da bahsettiği gibi 45 ildeyiz. 45 il, 162 ilçe. Aslında 6'dan 45'e büyük bir sıçrama bu. Gönüllülerin sayısının da tabii çok artması gerekiyor galiba değil mi? Kaç kişiye ulaşmamız gerekiyor? Tabii, kesinlikle. Yani bu sefer organizasyonu başarıyla yapmak için yine 120 bin civarında gönüllüye ihtiyacımız var. Çünkü 12 bin tane okuldan ve 106 bin tane sandıktan bahsediyoruz. Organizasyon hızlı büyüyor ama hızlı da büyümesi lazım. Çünkü seçimlerin kritikliğine bakarsanız, hı hı, ve hani sandık başında bir şeylerin belli olma ihtimaline bakarsanız eğer, gerçekten o da aynı süratte büyümeye devam ediyor. 7 Haziran çok önemli olacak sandık başı için. Ne yapıyorsunuz? Şimdi en son yaptığınız, gözlemlediğiniz seçimde kaç bin kişiyle çalışmıştınız? Cumhurbaşkanı seçimlerinde aktif olarak 12 bin civarında gönüllü çalışmıştık. 10 katına çıkarmanız gerekiyor. Tabii tabii. 30 Mart'ta beraber değerlendirelim. Toplamda 45 bin kişi oy ve ötesi mutfağından bir şekilde geçti. Eğitimlerini aldı, yerleştirildi ve sandık başında görev aldı. Çok imkansız durmuyor ya. Şimdi daha yeni işte Güneydoğu'dan geldik, Güneydoğu'daki toplantılarımızdan geldik. Gerçekten bu işe sahip çıkmak isteyen, bağımsız bir inisiyatifin parçası olarak, yani 8 Haziran'da uyandığı zaman tarafsız bir perspektif sunabilecek şekilde bu işe sahip çıkmak isteyen çok insan var. Ve 7 Haziran'da sandık başının çok önemli olacağını düşünen de çok insan var. İmkansız olmadığını düşünüyoruz. Ne kadar aktif bu işe sarılırsak hep birlikte. Yani orada bir yerlerde oy ötesi gönüllü buluyor değil de, özellikle gönüllü olan arkadaşlar kimi işini çekebilirim diye düşünür ve bu işe aktif bir şekilde katkı sağlarsa hiç imkansız değil 120 bin kişiye ulaşmak. Ne yapıyorsunuz şu anda? Yani eğitimler gerekiyor çünkü sandık başında duracak gönüllüler için. Onların eğitimleri başladı mı, devam ediyor mu, nasıl örgütleniyorsunuz? Evet, başladı. Öncelikle eski gönüllerimize ulaşarak başladık. Sonrasında elbette hani ağızdan ağza, sosyal medya aracılığıyla büyüdükçe büyüdük. Hı hı. Ve dediğiniz gibi mutlaka her bir gönüllümüzün de sandık başında ne yapacağını çok iyi hakim olması gerekiyor. Buna da ulaşabildiğimiz kadar birebir yüz yüze salonlarda eğitimlerle, herkese açık salonlarda eğitimlerle ve ulaşamadığımız noktalarda da online eğitimlerle herkesin en az yaklaşık 1,5 saat süren bu eğitimi görmesini sağlıyoruz. Sadece bu kadar mı? 1,5 saatte anlaşılıyor mu meselenin ne olduğu, ne yapılması gerektiği? Şöyle, işin %80'i diyelim, o 2'şer saat ve 1,5-2 saatlik eğitimlerde anlaşılıyor. Çünkü artık pratik bir tecrübe birikimi de var. Nerelerin önemli olduğunu, neleri öne çıkarmamız gerektiğini biz de biliyoruz ve bunu bu şekilde aktarabiliyoruz. Ama asıl önemli olan kısmı, o teorik eğitim geçtikten sonra, hele hele ilçe sorumlusu seviyesinde, okul sorumlusu seviyesinde bu süreçten daha önce geçmiş olan insanlar, pratik tecrübeyi aktardıkları zaman o zaman gerçek katma değeri yaratıyorsunuz. Bir bireyin oraya müşahit olarak gitmesi, bu eğitim sürecinden geçmeden bir müşahit olarak gitmesi gerçekten çok fazla katma değer yaratmıyor. Çünkü gün içinde nelere dikkat etmeniz gerektiğine, neye şikayet, neye itiraz etmeniz gerektiğine. Çünkü orada yani meseleyi sizin kadar ya da sizden daha iyi bilen biriyle karşılaştığınız zaman orada engellemek istediğiniz şeyin farkına bile varmayabilirsiniz değil mi? Yani iyi bir donanımla gitmeniz gerekiyor. Kesinlikle öyle. Bir de aslında çok kuvvetli bir dayanağımız var. Oy ve ötesi organizasyonu yaparken hep bunu söylüyoruz. Mücahit değil, müşahit gönderiyoruz sandık başına. Dayanağı kanun olan ve dayanağı ilgili genelge olan bir organizasyon oy ve ötesi. Dolayısıyla biz bu dayanaklara ne kadar hakim olursak, kanunun hangi maddesinin o süreçte geçerli olduğunu, neyin doğru neyin yanlış olduğunu gönüllerimize doğru aktarabilirsek, o zaman bu kanuna dayanarak da seçim başında, sandık başında gerçekten çok büyük farklar yaratabiliyoruz. Şimdi peki 45 ilde örgütlendiniz mi? Yani her ilde bir sorumluluğu var mı orada gönüllü devşiren?
Tabii. Organizasyonu aslında ilçeler üzerinden kurduk. 162 tane ilçeyi önceliklendirdik. Seçmen anlamında çok yoğun olan ve seçim sonuçlarının kritik olduğu. Yani arada birinci ve ikinci siyasi partinin arasındaki oy farkının çok az olduğu ilçeler üzerinden kurduk. Neye göre seçtiniz diye soracaktım. Bu önceliklendirme çok kritik. Keşke gücümüz yetse de 81 ilin hepsinde var olabilsek. Burada biraz kaynak yönetimi yapmamız gerekti. Önceliklendirmeyi yaparken hem seçmen sayısı anlamında en büyük 100 ilçeyi aldık. Bunların üzerine birinci ve ikinci siyasi parti arasındaki oy farkının %3'ün altında oldu. Yani sandık başında yaşanabilecek bilinçli veya bilinçsiz hataların doğrudan milletvekili sayılarına yansıyabileceği ilçeleri aldık. Toplamda 162 ilçedeyiz. İller dağılımına baktığınız zaman 45 ilin tahmin ediyorum tamamına yakınında bir organizasyonumuz olacak. Ama hepsinde, her ilçede, her okulda, her sandıkta var olabileceğiz mi? Bunu birazcık da zaman gösterecek. Çok kuvvetli olduğumuz yerler var. Biraz daha zayıf olduğumuz, biraz daha desteğe ihtiyacımız olan yerler var. Peki geçmişteki seçimlere katılanlar tekrar faal olarak devam ediyorlar mı, yoksa onları hani tamamından yararlanamıyor musunuz? Dediğim gibi öncelikle geçmişteki tecrübelerinden faydalanmak istediğimiz gönüllerimize ulaşmaya çalıştık ve ne mutlu ki birçoğu hiçbir şekilde bir hevessizlik, bir moral bozukluğu olmadan yine bizimle çalışmak istediler. Hep beraber çalışıyoruz zaten. Fakat bu seferki hedefimiz çok daha büyük olduğu için hem o eski gönüllerimizin eşi, dostu, tanıdığı, annesi, babası, arkadaşı da katıldı. Hem de onların da çağrılarıyla yine yakınlarından büyüttükçe büyütüyoruz diyebilirim. Burada bir şeyi vurgulamak lazım. Hafif bir eylemsizlik seziyoruz. Özellikle daha önceki seçimlerde sandık başında duranlarda yarattıkları etkiden, yani sabahtan akşama kadar orada o kadar durduk, risk aldık, uğraştık, ne oldu diyen bir grup var. Şeyi çok net vurgulamak lazım. Yani oy ötesi organizasyonun asıl katma değeri, belki de en büyük katma değeri, işin %80'i diye anlattığınız kısmı, işin caydırıcılık kısmı. Yani biz orada var olduğumuz için zaten gerçekleşecek bir sürü şey, bilinçli veya bilinçsiz hata gerçekleşmiyor. Sürece hakim, yeri geldiğinde sesini yükseltecek, yeri geldiğinde durumları müdahale edecek insanlar orada var olduğu için zaten birçok şey gerçekleşmiyor. Bazı noktalarda gönüllüler zannediyor ki ya zaten hiçbir şey olmuyormuş sandık başlarına, biz burada neden durduk? Halbuki bizler orada var olduğumuz için bütün bunlar gerçekleşmiyor. İşi biraz o perspektiften bakmak lazım. Caydırıcılık tarafı işin, caydırıcılık perspektifi gerçekten özünde var oy ötesinin. Evet, yani onu soracaktım ben de. Peki bugüne kadar hani bu geçti, geride kalan 2,5 seçimde ne fark yarattınız sorusunun cevabı da bu olsa gerek. Yani bir şeylere belki varlığınızla izin vermemiş olmanız. Evet, aslında Sercan'ın söylediğine ek olarak ben bir de şunu söylemek isterim. Hani gönüllülerimiz aslında bu çoğumuza pek çok zaman hakim olan bir umutsuzluk, bir çaresizlik hissinden kurtuluyorlar bu işin içerisinde olarak. Bence oy ve ötesinin hani bireysel olarak ve bunun da topluma yansıması olarak en büyük katkısı bu oluyor. Yani bir çaresizlikten kurtularak bir yere dokunabildiğinizi hissedebiliyorsunuz. Somut olarak da ne sonucu olduğundan bahsedeceksek, Sercan'ın da gelirken konuşuyorduk. Kağıthane'de biliyorsunuz ilk defa Ağır Ceza Mahkemesi'nde oy hırsızlığı davası şu anda sürüyor. 29 sandıkta Kağıthane ilçesinde bir usulsüzlük tespit edildi ve bunun sorumluları şu an yargı sürecinde devam ediyor. Bu da tamamen oradaki gönüllerimizin sandık başında aldıkları ıslak imzalı tutanaklarla sisteme geçirilen oyların kendi arasındaki tutarsızlığın ortaya çıkartılması sonucu çıktı. Yani hakikaten somut olarak oylar, eğer sandıkta verilen oylar o elektronik sisteme yansımamışsa, bizim burada müdahale, en azından o siyasi partiyi bilgilendirme kasımız var. Burada belki farkı konuşurken kuruluş sebebini de çok kısa bir şey yapmak lazım. Biz iki ana kategoriyi kontrol etmek adına ve orada bir denge denetleme mekanizması sağlamak adına organizasyonu kurduk. Birincisi sandık başı ve işin görebildiğimiz kısmı. Yani oy kullanma ve oy sayım süreçleri. İkincisi işin göremediğimiz kısmı. Yani arka tarafta çokça yazıldı, çizildi. İlçe seçim kurullarında elektronik ortama aktarıldıktan sonra oylar bizim göremediğimiz kısmında ne oluyor, ne bitiyor. Organizasyon olarak oy ötesi bu iki kategoriye de dokunabilecek şekilde kurgulandı. Sandık başlarında işte izinsiz refakatçilikten tutun da oy kabinlerinde fotoğraf çekilmesini ya da geçerli geçersiz oyların tasnifi sırasında hakim olan siyasi partinin ağırlık koymasını engelliyoruz örneğin. Bu işin görebildiğimiz ağırlık kısmı. Koymak nasıl oluyor mesela? Şimdi
seçim organizasyonu, yani bütün yasaları ve teoriyi bir kenara bırakırsanız sandık başındaki fiziksel varlık çok önemli. Ortada olan durumlarda, yani bu oy geçerli mi geçersiz mi, biraz kenarına basmış ne olur? Bu zarf geçerli mi geçersiz mi, ucundan yırtılmış ne olur? Buralarda fiziksel olarak daha iyi organize olabilen ve daha bilinçli olabilen, sesini birazcık daha kuvvetli ortaya koyabilen siyasi partiler kendilerine yontabiliyorlar birçok durumu ve bu doğrudan seçim sonuçlarına yansıyabiliyor. Bizler burada tamamen bağımsız bir perspektiften ve oy bölgesi ilkeleri çerçevesinde bir denge mekanizması oluşturuyor. Bu işin görebildiğimiz kısmında. Göremediğimiz kısmında arka taraftan özellikle seç sistemiyle ilgili iddialara cevaben veya bunu önlem almak için sandık başı sonuçlarıyla açıklanan resmi sonuçlar arası hiçbirimizin göremediği bir alan. Ama biz sandık başı sonuçlarını kendi yazılımımızda birleştirip topladığımız için daha sonra yayınlanan resmi sonuçlarla sandık sandık karşılaştırabiliyoruz. Dolayısıyla arada o kısımda bilinçli veya bilinçsiz hatalar gerçekten yapılmışsa bunları anında tespit edebiliyoruz. İtiraz süreleri içinde yasal süreçler başlatabilecek şekilde siyasi partilerle bu listeleri paylaşıyoruz. Bütün siyasi partilerle ve kamuoyuyla bunu paylaşıyoruz. Ve ondan sonra da sürecin takipçisi oluyoruz. Esra'nın çok iyi anlattığı kağıthanedeki süreç böyle bir süreçti. Seçim sistemiyle, yani seçsizle ilgili de eleştiriler, şüpheler, yani bunun manipülasyona açık olduğuna dair haberler ve yazılar okuyoruz. Radikalci Ezgi Başaran bununla ilgili yazılar yazdı. Bununla ilgili sizin görüşünüz, sizin şüpheleriniz nedir? Tam da aslında bunun için kurguladık. Bizim T3 dediğimiz Türkiye Tutanak Teyit Sistemi'ni. Gerçekten çok iyi çalışan, belki de dünyada tek örneği olan bir sistem Türkiye Tutanak Teyit. Sandık başından aldığımız sonuçları, %62'sini düşünün, yani bütün sandıkların %62'sini düşünün. Bunları YSK'nın yayınladığı resmi sonuçlarla birebir karşılaştıracağız. Arada ne var? İlçe seçim kurullarında veri girişleri var. Veri girişi sırasında yaşanabilecek aksaklıklar var, gözünden kayarak veya bilinçli olarak. Arka tarafta denetlenmeyen bir algoritmada toplamlarda yapılabilecek olası oylamalar, şüpheye sebebiyet verenler. Matematiksel bunlar, hatalar olabilir. Gibi gibi. Gerçekten kontrolümüz dışında, yani bizim de ve siyasi partilerin kontrolü dışında bir süreç var orada. Ezgi'nin de özellikle vurguladığı buydu. Yani o süreç bir denetim mekanizmasına tabi olmadığı için soru işaretleri yaratabiliyordu. Biz de dedik ki tamam göremiyoruz ama en azından başını ve sonunu kontrol edebiliyoruz. Dolayısıyla oradaki olası oynamaları anında tespit edip gerekli süreçleri başlatabiliyoruz. Bunun için siz seçsize paralel bir altyapı kurmuş olmanız gerekiyor. Eş zamanlı diyelim. Ya da eş zamanlı. Ama yani aynı güçte, yani bir donanıma ihtiyacınız var, bir makine parkına ihtiyacınız var herhalde diye düşünüyorum yani. Yok, bu aslında yine her zaman olduğu gibi oy ötesi bir imece projesi olduğu için yine gönüllülük esasıyla yazılmış bir yazılım. T3, Türkiye Tutanak Teyit yazılımı. Gerçekten çok orijinal bir yazılım. Çünkü 3 farklı gönüllünün aynı tutanağa bakarak aynı sonuçlara girmesi ve onu teyit etmesinden kendini besliyor. Dolayısıyla isabet oranı anlamında %100. Dolayısıyla herhangi bir farklılığı tespit ettiğimizde kendimizde %100 isabet olduğunu bildiğimiz için buralarda mutlaka bir şey yaşanmıştır, bir sıkıntı yaşanmıştır diyebiliyoruz. Bayağı eli yükselttiğiniz anlaşılıyor yani, gerek organizasyon, gerek sayı, gerek hedefler açısından. Peki neye ihtiyacınız var? Gönüllüye. İnsan gücüne ihtiyacımız var. Hedefimiz 120 bin gönüllü. 120 bin gönüllüyle de oyların %62'sine dokunabileceğiz. Çok açık var mı şu an 120 bin hedefini tamam tutturmak için? İyi bir noktadayız. Geçen seferki seçimlerle orantısal olarak karşılaştırdığımızda iyi bir noktada görüyoruz kendimizi. Fakat hani %100 hedefimize ulaşmak için herkesin bireysel katkısına ihtiyacımız var. Çok basit gönüllü olmak. Nasıl olacak? oyveötesi.org adresine gidip ilgilerini çekiyorsa, biraz incelesinler. Eğer ilgilerini çekiyorsa hemen oradan hızlı bir kayıt olup hangi ilçede var olmak, varlık göstermek istediklerini belirtirlerse ilçe sorunlarımız hızlıca zaten onları bekliyorlar, iletişimi onlarla geçecekler. Hep şunu vurguluyoruz, biraz işin matematiğine bakmak lazım. Yani bu seçimde bir sandıkta 350 civarında oy olacak. Dolayısıyla 3 oy aslında %1 demek. Ve bu seçimlerde o %1'lik sonucun o kadar kritik çıkışlara, çıktılara etki edebileceğini biliyoruz ki ve 3 oyun bir sandıkta bilinçli veya bilinçsiz bir sebepten farklı bir yöne gitmesi çok kolay. Dolayısıyla bir şekilde siyasi partilerden veya oy ötesi gibi sivil bir organizasyon üzerinden bu işe katkı sağlamak istiyorsa gönüllülerimiz veya şu an bizi seyreden insanlar, gerçekten bu seçim onu yapmak için doğru bir seçim. Çok ufak farkların, müdahale edebilecekleri çok farklı durumların sonuçlara doğrudan etkisi çok büyük olacak. Belki şeyin çaresini de yapmak istersin. Senin bölgelerinde, farklı bölgelerde, hangi ilçelerde, İstanbul'da özellikle ihtiyacımız var? Evet, İstanbul'da yine biraz açığımız var. Aha. Hazır buradan seslenmek fırsatı bulmuşken bahsedeyim. Birinci bölgede Sultanbeyli, Pendik ve Tuzla'da gönüllüye ihtiyacımız var. İkinci bölgede Zeytinburnu, Sultangazi ve Esenler'e ihtiyacımız var, gönüllülere. Üçüncü bölgede ise Arnavutköy,
ama bu Beşiktaş'taki Arnavutköy değil. İlçe olan Arnavutköy. Evet, çünkü ilk seçimlerde bir Beşiktaş'ın gönüllüleri tavan yapmıştı, bir de Arnavutköy'ün. Orada bir yanlış anlaşılma olmuş. O kısa sürede ortaya çıktı. Üçüncü bölgede Güngören, Başakşehir ve Esenyurt'a gönüllülerimizi davet ediyoruz. Evet. Sadece bunun için değil bu arada, sadece gönüllü olmak için değil, organizasyonla ilgili daha detaylı bilgi almak istiyorlarsa, tereddütleri varsa, nereden çıktı bu adamlar, ne yaparlar, arkalarında kim var diye, gelip bizimle tanışmalarını da istiyoruz. Yani gelsinler, gönüllü olsunlar, eğitimlerimize katılsınlar, herkese açık, dernekte bir çayımızı içmeye gelsinler. Ama bizi seviyorlarsa gelip tanışsınlar, seviyorsan gel konuş. Seviyorlarsa seviyorlarsa gerçekten gelip tanışsınlar. Bu bir halk hareketi günü sonunda tabandan organize olan, belki bizim jenerasyonda en hızlı, en somut değerler ve en somut çıktılar etrafında organize olan bir organizasyon. Gelip bizimle mutlaka tanışmaları lazım. Sonra zaten eminim gönüllü olacaklar. Sevmek demişken oyunu seven saysın diyorsunuz. Evet. Seçimde. Her seçimde başka bir sloganınız mı var sizin? Her seçimde başka bir slogan bulmaya çalışıyoruz. Bu sefer oyunu seven saysın. Sağ olun hatırlattığınız, her seferinde unutuyorum. Oyunu seven saysın. Gerçekten 7 Haziran az önce söylediğim sebeplerden dolayı çok kritik. Oy vermek ne kadar önemliyse, küsmemek sisteme ve sesimizi yükseltmek ne kadar önemliyse, o verdiğimiz oylara sahip çıkmakta, oy ve ötesi ilkeleri çerçevesinde, yani tarafsızlık ilkeleri çerçevesinde sahip çıkmakta bir o kadar önemli olacak bu seçimlerde. Dolayısıyla çağrımız her zamanki gibi herkese. Çok teşekkürler gelip anlattığınız için, ama onun da ötesinde böyle örgütlendiğiniz, böyle hedefler koyduğunuz ve sandıklara sahip çıktığınız için. Tekrarlayalım, oyveötesi.org adresine gidip bir bakarsanız belki sizi cezbeden bir şeyle karşılaşabilirsiniz. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Her şey devam ediyor. Kullanlardan kırıyorsunuz sol tarafından. Evet. Emin ol, Gabriel. Bravo. Nepal, cumartesi günü tarihinin en büyük felaketlerinden biriyle karşılaştı. 7,8 şiddetindeki depremle yıkıldı. 29 milyonluk ülkede ölü sayısının 6000'i bulduğu belirtiliyor. Felaketin ardından ilk harekete geçen ülkelerden biri Türkiye'ydi. Bölgeye 16 ton acil yardım gönderdi. Ayrıca arama kurtarma çalışmalarına 74 kişiyle destek veriyor. Deprem sonrası Nepal'e giden AFAD basın müşaviri Doğan Eşkinat konuğumuz, tanık olduğu tabloyu ve kurtarma çalışmalarını anlatacak Ankara'dan. Doğan Bey merhaba. Merhabalar. Dün döndünüz sanırım siz de Nepal'den ve böyle 3-4 gün kalmış oldunuz. Öncelikle çok zor gerçi bunu kelimelere dökmek ama karşı karşıya kaldığınız yıkımı anlatmaya çalışır mısınız? Gerçekten çok zor. Yani özellikle kırsal kesimi dolaştığımızda tuzla buz olmuş evler gördük. Çoklukla bölgedeki bina yapısı tuğla ve toprak. Dolayısıyla yıkım çok korkunç olmuş ve bu büyüklükte bir deprem tabii zaten yıkıcı. Bu bina yapısıyla da birleşince etkileri oldukça acı. Şimdi orada şeyden çok bahsediliyor. Bir dezorganize olma halinden bahsediliyor ve bu da böyle birkaç katmanda anladığım kadarıyla. Devlet çok organize değil, sivil toplum kuruluşları neredeyse yok ve dışarıdan gelenleri de organize edemiyorlar anlaşıldığı kadarıyla. İşin bu tarafı nasıl? Böyle bir durum var, evet, gerçekten. CNN Türk ekibi de bizimle beraberdi geçtiğimiz günlerde ve onların da gözlemi bu yönde oldu. Bir genel bir dezorganize olma durumu var. Ve tabii biz bu imkansızlıklar dahilinde çalışmalarımızı sürdürdük. Biraz daha dünden itibaren Birleşmiş Milletler'in daha fazla devreye girmesiyle biraz daha organize olduğunu düşünüyorum. Birleşmiş Milletler nasıl devreye girdi? Yani hangi örgütüyle devreye girdi? Birleşmiş Milletler OCHA, İnsani İşler Koordinasyon Ofisi bölgede artık daha faal hale geldi. Dünden itibaren bunu söyleyebiliyoruz. Bu kapsamda zaten bizim çalışmalarımızla yakın çalıştığımız bir kurum. Dolayısıyla daha fazla artık biraz daha organize hale geldiğini söyleyebilirim. AFAD ne yaptı peki? AFAD ne yaptı? Şöyle anlatalım. Başta aslında bu depremi ikiye ayırmak lazım. Bir, bu işin bir arama kurtarma kısmı var. Binalar yıkılıyor. Enkaz altında insanlar var. Bunlara ulaşılması gerekiyor. İkinci bir kısmı, gittikçe daha fazla göreceğimiz önümüzdeki günlerde,
bir insani kriz var. Yani işte gıda ihtiyacı var, ilaç ihtiyacı var, temizlik maddelerine ihtiyaç var. AFAD bu işin her iki tarafında. AFAD Türkiye'nin tüm insani yardımlarını ve uluslararası arama kurtarma çalışmalarını 2009 yılından beri koordine eden kurum. Dolayısıyla aslında burada da benzer bir rol üstlendik. Deprem olduktan sonra, bu bilgi geldikten sonra AFAD 8 dakika içerisinde hazır bir hale geldi. İstanbul'a beklemeye başladı. Gerekli yazışmalar vesaire yapıldıktan sonra doğrudan harekete geçtik. Aynı zamanda bu işin tabii arama kurtarma kısmı. Aynı zamanda insani krize de doğrudan müdahil olmak adına Kızılayeri ile 1000 battaniye ve 320 gıda kolisi ilk 24 saat içerisinde gönderildi. Bizim ekiplerimiz de aynı şekilde bölgeye intikal etti. Ve AFAD koordinasyonunda Sağlık Bakanlığı, UMKE, Kızılay, bunun dışında GEA, İHA gibi farklı resmi ve sivil kurumlar bölgeye giderek çalışmalarına başladı. Biz dolayısıyla ilk aşamadan itibaren bu sürecin içerisindeyiz. Devletin hazırlıksız olduğu söyleniyor. Geçmiş 10 yıllarda da aslında büyük ölçekli depremlere ve yıkımlara maruz kalmış bir ülke Nepal ama bir deprem planı, bir hazırlığının olmadığı da söyleniyor. Bu nasıl çıkıyor karşınıza? Yani sahada, enkaz arasında hangi sonuçları doğuruyor bu durum? Aslında biraz önce bahsettiğimiz dezorganize olma durumuyla alakalı. Ben Nepal devletinin hazırlıkları ile ilgili bu noktada yorum yapmak istemem. Ancak bizim sahadaki deneyimimizden tabii bahsedebilirim. Burada gördüğümüz kadarıyla çok fazla yardıma ihtiyacı olan insanlar vardı. Yardım etmek isteyen çok fazla insan vardı. Bu ikisini buluşturacak bir otoritenin biraz eksikliğini yaşadığımızı düşünüyorum. Ancak biz yerel mevkilerle, yerel kuruluşlarla yakın çalıştık. Gerek Nepal ordusuyla, gerek polis teşkilatıyla yakın çalıştık. Onlarla ihtiyaç duyulan noktaların tespiti, nerede operasyon yapılabileceği, onların arzu ettiği yerlerdeki kontrollerin yapılması, tetkiklerin yapılması noktasında çok yakın birlikte çalıştık. Peki şunu sorayım bir de, işin iki aşaması var dediniz depremin. Yani bir arama kurtarma çalışmaları, bir de ihtiyaç duyanlara yardımı ulaştırma aşaması. İlk kısımda anlaşıldığı kadarıyla farklı sebeplerle çok da fazla işe yarayamadı oraya giden kurtarma ekipleri. Yani yalnızca AFAD'dan bahsetmiyorum. Yerel ekiplerden ve diğer STK'lardan da bahsediyorum. Zira galiba oradaki yapılaşma çok fazla enkazdan canlı çıkarma ihtimali, şansı tanımadı giden ekiplere. Doğru mu acaba? Bu doğru, evet. Bina yapısının enkazdan canlı çıkarma ihtimalini düşürdü, doğru. Ancak etkisiz olduğunu söyleyemeyiz arama kurtarma ekiplerinin. Biliyorsunuz AFAD koordinasyonunda çalışan Türk ekipleri birkaç gün önce 21 yaşında bir gence ulaştı. Keşke tabii gönül isterdi daha fazla kişiye ulaşalım. Ama maalesef sayı biraz da bu nedenlerle sınırlı kaldı. Ama doğrudan çok iyi çalışan, çok etkin çalışan ve iptal edilmesi gereken açıkçası bir operasyon olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye ilk 24 saatte Nepal'e ulaştı ekipleriyle. Hem insani yardım hem arama kurtarma olarak. Ve burada da şu an faaliyetleri devam ediyor. O açıdan bunu söyleyebiliriz. Aslında bunun bir örneğini Nepal basınında da gördük. Ülkenin en çok satan Nepalce ve İngilizce gazetelerinin iki gün önceki sayılarında AFAD üniformalı ekip arkadaşlarımızın fotoğrafları yer aldı. Bu da tabii acı bir durumun içerisinde güzel bir gösterge. Bizim hazırlılığımız ve operasyon kabiliyetimiz anlamında. Kaç ülkeden kurtarma ekipleri ya da yardım gitti Nepal'e biliyor musunuz? Bu konuda çok net bir bilgim yok. 20'nin üzerinde olduğunu biliyorum. Aynı zamanda Türkiye'nin en büyük ekiple sahada olduğunu biliyorum. Yine Birleşmiş Milletler OÇA verilerine göre. Bugün itibariyle 101 bu sayı. Siz oraya gittiniz ve döndünüz ama orada yani arama kurtarma çalışmaları yapan ya da işte destek için orada olan ekipleriniz hala orada. Ne kadar süreyle orada görev yapacaklar? Biz ihtiyaç olduğu sürece orada olmaya devam edeceğiz. Tabii şunu belki vurgulamak lazım. Zaman ilerledikçe enkaz altına canlı kurtarma ihtimalimiz maalesef azalıyor. Dolayısıyla işin, orada yaşanan krizin arama kurtarmayı gerektiren noktası, aşaması belki yavaş yavaş sona ermekle birlikte insani kriz devam ediyor. Biz bundan sonra çabalarımızı arama kurtarma noktasına devam ettirmekle birlikte
insani yardımlara da tabii gittikçe ağırlık vereceğiz. Aslında insani yardım dediğim gibi ilk 24 saatte başlamıştı. Ancak şimdi artık hızlanarak devam ediyor diyebiliriz. Dün akşam bir kargo uçağı yine AFAD tarafından gönderilen Katmandu'ya ulaştı. 16 ton gıda, ilaç ve kişisel hijyen malzemesini bölgeye ulaştırdık. Bugün arkadaşlarımız dağıtımları da gerçekleştirdi. Bu ihtiyaç devam ettikçe tabii ki Türkiye orada olmaya devam edecek. Bu yardım zinciri devam edecek mi peki? Mutlaka. Zaten daha önce geride bıraktığımız 5 yılda AFAD koordinasyonunda 50'den fazla ülkeye ulaştı Türkiye. İnsani yardımlar alanında söylüyorum bunu. Geçtiğimiz aylarda biliyorsunuz sadece bu deprem değil. Örneğin Ebola krizinde yine CNN Türk ekibiyle beraber gittik. Yine Sierra Leone ve Liberia'ya yine ilaç ve tıbbi malzeme ulaştırmıştık. Bu tip operasyonları zaten sürekli yapıyoruz. Dolayısıyla bu alanda belki bir marka haline de Türkiye'nin geldiğini söylemek mümkün. İhtiyaç olduğu sürece mutlaka yanlarındayız. Tabii Türkiye de bir deprem ülkesi ve hep bunun üzerine senaryolar da yazılıyor, önlemler de alınıyor. Her ne kadar pek çok aşamada eksiklerimiz olduğu teslim edilse de. Dolayısıyla bu tür felaketlerden belki çıkarılacak dersler de vardır. Özellikle AFAD gibi bu işe kendini adamış kurumların edindiği tecrübe ayrıca önem taşıyor. Oradan çıkarılacak, Türkiye adına çıkarılacak dersler var mı? Yani bir hazırlık anlamında, muhtemel önlemler anlamında. Çünkü hem faaliyete bulunup hem de gözlem yapma şansına kavuşuyor oraya giden en yetkin ekipler. Kesinlikle öyle. Ekiplerimiz çok tecrübeli. Ancak bu tecrübe mutlaka işte küresel ölçekte ses getiren büyük afetlerde daha çok sınanıyor ve daha çok üzerine belki koyma imkanı buluyoruz. Daha önce Haiti'de, Japonya'da gerçekten bütün dünyanın takip ettiği olaylarda hep AFAD ekipleri vardı. Ve AFAD ekiplerinin koordinasyonunda çalışan ekiplerimiz vardı. Dolayısıyla bu tecrübenin bir yandan biriktiğini söyleyebiliriz. Türkiye adına burada söyleyeceğimiz iki şey var aslında. Bir, olaylara müdahale anlamında Türkiye ciddi bir aşama kaydetti diyebiliriz son yıllarda. AFAD'ın Türkiye Afet Müdahale Sistemi'ni hayata geçirdi. 81 ildeki şimdi çalışmaları tamamlamaya çalışıyoruz. Ve bu sistem tamamen harekete geçtiği noktada sorumlulukların, görevlerin önceden belli olduğu şeffaf bir sistem haline gelecek. Bu durumda da bir afetin sıfırıncı dakikasına hazırlandığımızı söyleyebiliriz. Bu işin bir başka kısmı afet risklerinin azaltılmasıyla ilgili. Geçtiğimiz ay Japonya'nın Sendai kentinde Birleşmiş Milletler 3. Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Konferansı'na katıldık. Türkiye çok övgü aldı bu alanda. Medyada maalesef çok ses bulmadı. Ama özellikle okul güvenliği alanında Birleşmiş Milletler Türkiye'yi lider bir ülke olarak gösteriyor. Bu konuda mutlaka toplumda daha fazla farkındalık yaratılmasına ihtiyacımız var. Bu noktada medyaya önemli görevler düşüyor. Peki biz de bu konudaki görevimizi yerine getirmiş olduğumuzu umarak size çok teşekkür edelim. Oradaki ekibimize, AFAD ekibine de kolaylıklar dileyelim. Umarım oradaki varlıkları bir anlam taşır, daha da büyük bir anlam taşır ve Nepal halkına daha fazla katkıda bulunma şansına kavuşurlar. Doğan Eşkinat'a teşekkür ediyoruz. Bir reklam arasından sonra tekrar birlikte olacağız. Haftanın son her şeyiydi. Programın sonuna geldik. Size börek görüntüleriyle veda edeceğiz. Ünlü fizikçi Stephen Hawking hep diyor ki uzaylılara mesaj göndermeyi bırakın. Bu dünyanın ve insanlığın sonu olabilir. Çünkü iyi niyetli olup olmadıklarını bilmiyoruz. Gelip bizi yok edebilirler. Dolayısıyla mesaj göndermeyin. Mesajını alan var mı bilmiyorum ama börekçi Hasan Acar, Bolulu börekçi Hasan Acar mesaj göndermekten daha iyisini yapmaya kalkıştı. Uzaya, daha doğrusu uzayın sınırlarına börek gönderdi. Stratosfere bir balon gönderdi. Böreğin ucuna bir kamera ve bir börek gönderdi. Ucuna da bir kamera taktı. Bakın neler oldu. Geçen yıl arkadaşlar tam 2023 metre dünyanın en büyük böreğini yaptık. Fakat yeterli değil bizim için. Çünkü biz Türk'üz, çok zekiyiz. Böreği müzede saklayacağım. Astronotumuz
Türk astronotumuz ne zaman ilk defa çıkarsa Türk astronotumuza hediye edeceğim. Bu böreği beraber yiyeceğiz inşallah.